Değerli kardeşlerim, bizleri bir Ramazan'a daha ulaştıran, o bahtiyar kullardan olmamızı nasip eyleyen Rabbi Rahim'e sonsuz hamdü senalar olsun. Ne mutlu bizlere ki Ramazan teravihine ulaşma imkanımız oldu. Akabinde geceleyin ilk sahuruna ulaşabildik. Gündüzünde ilk iftarını yapabildik. İlk orucumuzu tutabildik. Akşamında ilk iftarımızı yapabildik. Yani ez cümle kendimizi affettirebilmeye, geçmişimize forma tattırabilmeye, Ramazan'a girdiğimiz ana kadarki sürecimizde hata namına ne varsa, kusur namına ne varsa sildirebilmeye Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri fırsat verdi. Bizleri bir Ramazan ayına daha ulaştırdı. Hemen girizgahta dün merkez vaazında ifade etmiştim. Belki hatırlayan kardeşlerimiz vardır. Peygamber Efendimizin müjdesi vardı değil mi? Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehû mâ tekaddeme min zenbih. Kim mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa gereklerini yerine getirecek. Ama bir parantez açalım. İlerleyen vakitlerde fırsatımız olur olmaz. Hoş Ramazan boyunca Mevla nasip ederse inşallah merkez vaazımızda da zaman zaman peyderpey anlatmaya gayret göstereceğiz ama yeri gelmişken söyleyelim. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki öğleleri vardır ki akşam iftar vakti olduğunda akşama kadar durmuş, imsaktan iftara kadar ağzını kapatmış. Öğleleri vardır ki akşam iftar olduğunda yanlarına kar kalan sadece açlık ve susuzluktur. Böyle bir durumda söz konusu. Kişi yalan söylemeyi, kötü davranmayı, kötülük yapmayı, yapmaması gerekenleri yapmayı terk etmediği sürece aç susuz kalması kişinin yanına kar olarak sadece kalan açlığı olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Oruç değildir yani Allah muhafaza. Ama Müslümanlar eğer gereğini yerine getirerek mükafatını Rabbi Rahim olan Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutmuşsanız Peygamber Efendimizin ifadesiyle غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي geçmiş bütün günahları bağışlanır. Peygamber müjdesidir. Rabbim bu müjdeye nail olmayı bizlere nasip eylesin. Şimdi konu paylaşacağız ama hemen peygamber müjdesini paylaşarak konulara devam edelim ki bakınız aynen metni paylaşayım. Ramazan girdiğinde şimdi Ramazan haricindeki duruma göre suç oranlarının en az olduğunu görüyoruz. İnsanlardaki dinginliğin, rahatın, huzurun daha fazla olduğunu görüyoruz. Sebebini Peygamber Efendimiz bize 14 asır evvelinden öğretmiş buyuruyor ki Ramazan ayının ilk gecesi olunca ne zaman? Dün gece, dün akşam ilk gecesi. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgınlar, azgın cinler zincire vurulur. Şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Biz yaptığımız her kusurda ne diyorduk? Yaptığımız yanlış diyordu. Nefsimize yenik düşüyorduk. Ne diyorduk? Ya şeytana uydum. Yapmayacaktım ama. Ya şeytana uydum bir kere. Peygamber Efendimiz vermiş müjdeyi. Ramazan'ın ilk gecesini gördüğünüzde dün akşamdan itibaren bayram sabahına kadar Ramazan'ın ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Artık şeytanlarla muhatap değiliz inşallah. Ramazan bitene kadar. Kala kala ne kaldı bizi yanlışa sevk ettirecek? Bir nefsimiz kaldı sadece. Nefsimize de gem vurmak boynumuzun borcudur Müslümanlar. Şeytanları Rabbi Rahim olan Allah zincire vurdu. Onları hareket özgürlüğünü kısıtladı. Bağladı onları. Öyle ya. Dün verdiğim örnekten hatırlayabilirsiniz belki. Kapımızda hayvanımız olsa bağlasak yanına yaklaşmadığınız sürece size bir zarar vermesi söz konusu değil. Zarar verme olasılığı yok. Ama yanına yaklaşırsanız, azdırırsanız onu, tahrik ederseniz tabiri caizse zincirini saldıra saldıra zincirini kıracaktır değil mi? Size zarar verecektir. Sebebiyet vermemek lazım. Bağlanmış zincire artık şeytanlar. Şeytan artık size musallat değil. Dolayısıyla efendim yaptım ama şeytana uydum deme hakkımız kalmadı. Şeytan yok artık. Bayram sabahına kadar.
Peygamber Efendimiz devam ediyor. Buyuruyor ki, bakınız. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Ne zaman? Ramazan'ın ilk gecesini gördüğüm andan itibaren. Çocuklar biraz da size sorarım birazdan. İyi dinleyin, tamam mı? Çocuklar biraz da size sorarım birazdan, iyi dinleyin. Anlattıklarım aklınızda kalsın. Anlaşılmıyor mu? Zincire bağlanır, hiçbirisi serbest bırakılmaz. Cehennem kapısı kapatıldı, açılmaz. Zincir, cehennemin çeşitleri de var değil mi? Aynen cennetin çeşitlerinin olduğu gibi. Ne gibi mesela? Ramazan ayına idrak edip oruç tutanların gireceği bir cennet vardı. Neydi onun adı? Reyhan. Aferin. Reyhan isminde bir cennet var değil mi? Sadece oruçluların gireceği. Oruçlular girecek ve ardından kapanacak kapı. Oruçluların haricinde kimsenin giremeyeceği bir cennet. Rabbim Reyyan'ı nasip eylesin Müslümanlar. Şu an Reyyan cennetinin sesleneceği kullardan olmaya namzetiz. Ramazan'a ulaştık. Nasip olursa oruçlarımızı tutuyoruz. İnşallah bayram sabahına kadar Rabbim sağlık afiyet göstersin. Tutmayı nasip eylesin. Ramazan bittiğinde Reyyan cenneti seslenecek. Ey falanca kul, filanca kul, gir benden içeriye cennete. Cennete girmeye fırsatımız var Müslümanlar. Bu kadar yakınız. Bu sebeple ne kadar bahtiyar olduğumuzu, ne kadar nasipdar olduğumuzu fark ediyor musunuz? Geçen sene Ramazan'ı görüp şu an aramızda olmayanlar var kardeşlerim. Bu Ramazan'ın bereketinden, bu Ramazan'ın rahmetinden, mağfiretinden, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat oluş. Ama bu zamana ulaşamayan kardeşlerimiz var. Daha düne kadar aramızda olup da şu an aramızda olmayan kardeşlerimiz var. Bahtiyarlardan olduğumuzu daha iyi anlayabiliyor muyuz? Reyyan cennetini hak edecek imkana sahibiz ama nasıl değerlendirebilirsek. Değilse aç susuz kalmayı yanımıza kar bırakmamak gerek. Yeri gelmişken hemen şunu da paylaşayım. Çocuklar hepinizin aklında kalsın. Özellikle size söylüyorum. Ki ilerleyen yaşınızda oruç tutanlardan sinirlenenleri görürseniz daha iyi anlaşılır olsun. Bilimsel olarak araştırmalar der ki, çocuklar size söylüyorum. Açlık insanı sinirlendirir, öfkelendirir, gerginleştirir. Oruç insanı cennete götürür. Sübhanallah. Ben oruç tuttuğumda açım zaten. Yani akşama kadar oruç tuttuğumda açım zaten. Ama aradaki çizgiyi dikkat ettiniz mi? Birisi doğrudan cennete götüren vesile, birisi günahımı ziyadeleştiren vesile. Aç kalmak başka bir konu. İbadet niyetiyle iftar vaktine kadar ağzını tutmak ve cenneti hak etmek başka bir konu. Rabbim aç kalanlardan değil, oruç tutanlardan eylesin bizi. Değilse hayvanları teşbihte hata olmaması babından paylaşıyorum. Ahıra bağlıyoruz değil mi mesela? Hepimiz köy evladıyız. Üç gün yanlarına uğramasak, başka bir şehre gitsek, işimiz olsa, gücümüz olsa, ziyarete gitsek, üç gün uğramasak yanlarına, su, yem, ot, herhangi bir şey vermesek. Ne oldu? Üç gün boyunca bir şey yemedi, kapalı ağzı. Oruç tuttu mu? Sadece aç kaldı. Demem o ki Müslümanlar, aç kalmak oruç tutmak değildir. Oruç Allah için ağzına tutturduğun orucu midene de tutturmaktır. Eline de tutturmaktır. Diline de tutturmaktır. Kırmamaktır yani. Dökmemektir. Gözüne sahip çıkmaktır oruç. Sadece ağzını kapalı tutmak değil. Rabbim bütün azalarımızı oruç tutmayı nasip eylesin. Oruç sıyam-ı cünnetün diye ifade edilir. Kalkandır oruç günahlara karşı. Günahlara karşı siperdir oruç. Kişi sahibi olduğu, yaptığı ibadetin ne olduğunun farkına varırsa, günahlara karşı kalkan muhafazasında olduğunu daha iyi idrak eder. Rabbim oruç tutanlardan olmayı nasip eylesin. Bakınız Peygamberimiz devamen buyuruyor ki, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbir açılmaz. Artık cehennem kapıları kapatıldı, bitmedi.
Cennet kapıları açılır ve hiçbirisi kapanmaz artık. Cennetin kapıları ardına kadar açıldı. Yani cennete girmek artık çok kolay. Ne zamana kadar? Değerlendirerek Ramazan'ı geçirip bayram sabahına kadar. Bayram sabahı olduğunda bayramdan önceki duruma dönecek. Fakat Müslümanlar, yeri gelmişken paylaşayım. Belki evvelce sohbetlerimizde bazılarımızı ifade etmişizdir. Namaz ne zaman başlar değerli kardeşlerim? Namaz camiden çıkınca başlar. Hacca giden kardeşlerimiz var. Umreye giden kardeşlerimiz var. Rabbim gidemeyenlere tez zamanda helal parayla hac nasip eylesin. O güzelliği gördükten sonra o zamana kadar gördükleri bütün güzelliklerin kağıt parçası gibi değersiz olduğunu anlasınlar. Gidenlere tekraren mebrur umreler nasip eylesin Rabbim. Değerli kardeşlerim, hac ne zaman başlar? Vazifelerinizi yerine getirirsiniz. Arafat'ın da akabinde ziyaret, tavafı vesaire. Hac menasiki yerine getirilir. Hac Mekke'den döndükten sonra başlar. Orada başlamaz. Namaz camiden çıktıktan sonra başlar. Müslümanlar, oruç ne zaman başlar? Oruç Ramazan ayı bittikten sonra, bayramdan sonra başlar. Yani bize Oruç Üniversitesi'nin, Oruç Okulu'nun öğrettiği bir takım hasletler var. Onları hayatımıza tatbik edip edemediğimize göre oruç Ramazan'dan sonra başlar. Ve iki Ramazan arası, geçen sene Ramazan ayını idrak ettik değil mi? Rabbim hakkını eda edebilenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Geçen senenin hakkını eda edebilmişizdir. İki Ramazan arasındaki günahlara kefarettir Ramazanlar. Müslümanlar, namaz vakitleri mesela öğle ile ikindi arası, iki vakit arasındaki büyük günahlar hariç küçük günahlara kefarettir. Ramazan, iki Ramazan arasında, geçen Ramazan'dan bu zamana kadar Müslümanlar, arasında işlenilen büyük günahlar hariç küçük günahlara kefarettir. Ramazan'a ulaşabilmek bu sebeple başlı başına bir rahmet, bir lütuf. Rahman'ın lütuflu kulları, nasiptar kulları olmak. Bu Ramazan'a ulaşarak şu an bizler bu sınıftayız inşallah. Rabbim bayram sabahına da sağlıcakla ulaşmayı nasip eylesin. Rabbim Ramazan'ın akabinde Reyyan'ı hak edenlerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz devamen buyuruyor ki bakınız. Cehennem kapıları kapandı. Cennet kapıları ardına kadar açıldı. Şeytanlar artık zincire bağlı. Yaptığım hiçbir kusura karşı, hiçbir hataya karşı. Efendim yapmayacaktım ama şeytana uydum. Artık bu bahanem kalmadı. Yapmayacaktım ama şeytana uydum. Artık şeytanlar zincire bağlı. Kişi şeytanlaşmayacak Müslümanlar. İki ayaklı şeytanlardan olmayacak. Diğerlerini de kendisini de hataya yanlışa sürükleyenlerden olmayacak. Şeytanlar artık zincire bağlı. Efendim yapmayacaktım ama şeytana uydum da yaptım. Yalanına artık sığınacak durumda değiliz. Şeytanlar zincire bağlı şu anda. Fırsat bu fırsat yani kısacası. Ramazan Üniversitesi'nden mezun olmadan önce arınmaya çalışmak lazım. Nefsimizi arındırmaya çalışmak lazım. Hatta bugün bilim adamları söylüyorlar değil mi? Hoş biz İsviçre bilim adamları laboratuvarda test etmediği zaman sanki tam inanmamışız gibi Peygamber Efendimizin söylediklerini biraz kulak ardı edebiliyoruz bazen. Peygamber Efendimiz asırlar öncesinden bize buyurmuş ki "Sumu tasahhu." Müslümanlar oruç tutun, sağlıklı olacaksınız. Peygamber Efendimiz 14 asır önce söylemiş. Bilim adamlarının laboratuvarında test ederek söylememiş bunu. Allah'ın tedrisinde eğitim görmüş Peygamber Efendimiz. Bize öğretmiş. Oruç tutun, sağlıklı olacaksınız Peygamberimiz diyor. Ama ben sabah öğle akşam artı ara öğünler Allah ne verdiyse 15 çeşit yemek arada atıştırmalıklar Ramazan haricinden bahsediyorum. Hoş Ramazan'da da farklı değil. İftara kadar duruyoruz. İftarda acısını çıkarıyoruz sanki. Türlü türlü nimetlerle, adını bile sayamayacağımız kadar fazla çeşitle iftar sofrasına oturuyoruz. Bugün bilim adamları diyorlar ki
Uzun süre aç kalırsanız hücreler kendisini yenileyecektir. Korozyonları önleyecektir vesaire. Bilimsel ifadelerini kullanmamıza gerek yok. Vücut kendini yenileyecektir uzun süre aç kalırsanız. Bu sebeple modern tıp diyor ki bize uzun süre aç kalın. Hatta açlıkla tedavi fikrini ortaya atan kişi Nobel Tıp Ödülünü aldı. Ama benim peygamberim 14 asır önce bana dedi ki sumu tesahhu, Müslümanlar oruç tutun sağlıklı olacaksınız. Ben buna tam olarak kalbi olarak mutmain olmamış olacağım ki bilim adamı söylediğinde tam olarak inanacağım. Peygamber Efendim söylediğinde göz ardı edeceğim. Sofradan doymadan kalkın uyarısını hiçbir zaman aklıma getirmeyeceğim. Hep göz ardı edeceğim. Karnım tıka basa doymadan kalkmayacağım sofradan. Halbuki sevgili peygamberimize tabi olmuş olsak hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur etmiş olmaz mıyız? Sevgili peygamberimize tabi olmuş olsak sağlık anlamında da ebedi alemde cennetimizi kazanma anlamında da kendimizi garanti altına almış olmaz mıyız değerli kardeşlerim? Müslümanlar, Ramazan hani dedik ya girişte, geçmiş bütün günahların bağışlanmasına vesile olan bir Ramazan iklimi, rahmet iklimi, Peygamber Efendimizin müjdesi. Ramazan, yağan rahmet yağmurlarına benzetilir. Bir ismi öyledir esasen. Rahmet yağmurları yağdığında Rabbim afete dönüştürmeden rahmetini eksik etmesin üzerimizden hiçbir zaman. Rahmet yağmurları yağdıkça çevrenin tozu, kili, kürü ne varsa temizleniyor değil mi? Müslümanlar, Ramazan ayı girdiğinde rahmetle beraber, Rahman'ın yağdırdığı rahmetle beraber gönüllerimizdeki kir, gönüllerimizdeki leke, pislik, günah ne varsa rahmet yağmuruyla temizlenecek. Bu sebeple Ramazan adı verilmiş. Aynı zamanda güneş sıcağına da benzetilir Ramazan. Güneş sıcağına benzetilir. Nasıl mı? Hani güneş kızgın olduğu bir zamanı hesap edin. Yakar kavurur değil mi? Su olmasa, güneş fazla fazla parlasa yakar kavurur değil mi? Otları, çevreyi yakar kavurur, kurutur her tarafı. Günahları yakıp yok etmesinden ötürü Ramazan ismi verildiği de söylenilir. Ramazan oruç ayına. Kardeşlerim. Şimdi Peygamber Efendimizin uzun uzun anlatacağımız konular var. Oruç tutmanın özellikleri nelerdir? Oruç tutanlar ne yapmamaları gerekir? Tabi sakız çiğnemek orucu bozar mı gibi uygunsuz kelimelerden bahsetmiyorum. Her sene işin özünü kaybettirerek, maneviyatını kaybettirerek yüzeysel alanlarda dolaşılmasına bir şekilde sebep olabiliniyor. Televizyon ekranlarında duyuyoruz, halk arasında duyabiliyoruz. İşin özünü yakalamaktır mesele. Allah için ibadet edebilmektir mesele Müslümanlar. Bir dahaki Ramazan'a ulaşamayacağımızı bilerek ibadet edebilmektir mesele. Oruçlu neler yapmamalı, neler yapmalı onları da inşallah geniş geniş hem vaazlarımızda, merkez vaazlarımızda aynı şekilde paylaşmaya gayret göstereceğiz. Fakat şunu ifade edelim bir. Peygamber Efendimizin benim ümmetime verilmiştir, başka kimseye verilmemiştir buyurduğu 5 mesele var. Sadece Müslüman olanlara tahsis edilmiş bir özellik. Onlar nelerdi? Ramazan'da ümmetime 5 şey verilmiştir buyuruyor Peygamberimiz. Buyuruyor ki Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah-u Teala ümmetine rahmet bakışıyla bakar, ebedi olarak azap etmez. Bu Peygamber Efendimizin ümmetine tahsis edilmiş bir özellik. Bir diğeri, akşamladıklarında, akşama kadar oruç tuttunuz, iftar vakti oldu. Ağızlarının kokusu hak katında misk kokusundan daha kıymetlidir. En kıymetli parfümlerden daha kıymetlidir Allah katında. Bir diğeri, melekler her gün ve gece, her gün ve gece Allah'tan oruç tutan kişi için bağışlanma dilerler. Müslümanlar, eğer melek size dua ediyorsa o dua reddolunmaz. O dua muhakkak kabuldür.
ve oruçlu olduğunuz sürece gündüzünde ve gecesinde Ramazan ayında Allah meleklerine size dua ettiriyor. Rabbim meleklerin duasını alabilmeyi nasip eylesin. Ve beşinci olarak gecenin sonu olunca, geldik gecenin sonuna, teravih de inşallah eda edeceğiz. Akabinde gecenin sonu. Gecenin sonu olunca ne olur? Peygamber Efendimiz'e danışalım. Bize öğretiyor, buyuruyor ki gecenin sonu olunca Allah oruç tutmuş olan kullarını bağışlar. Orada bulunanlardan birisi derler ki, ya Resulallah, o gece Kadir gecesi midir? Yani Kadir gecesi olduğu için mi böyle mükafatlar var? Peygamber Efendimiz cevap verir, buyurur ki, hayır, Kadir gecesi olduğu için değil. Çalışanları görüyorsunuz değil mi der. Çalışırlar, ücretlerini alırlar. Ramazan'da da mükafat sadece Allah'a ait. Kullar bilmezler mükafatını. Ve Ramazan'da oruç tutanlar inşallah affedilenlerden olacaktır. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Rabbim oruçlarımızı makbul eylesin. Niyetlerimizi halis eylesin. İftar sofrasında yaptığınız her dua makbuldür. Müslümanlar, iftar sofrasında yaptığınız her dua kabul edilir ve dolunmaz. İftar vaktinde dua edin. Kendinize, çoluğunuza, çocuğunuza, işinize, dostunuza, komşularınıza, arkadaşlarınıza, cennet vatanımıza dua edin. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Ramazan'ın akabinde Kadir'e ulaşabilmeyi, bayram sabahına ulaşabilmeyi ve neticesinde غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ mükafatına, geçmiş bütün günahları bağışlananlardan olur mükafatına ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.